Grafik Düello ile karşınızdayız. Cumhur Örnek'le beraber bol bol sanayi üretimini konuştuk. Bugün hem Türkiye'de hem Çin'de iki tarafı da ele alacağız ama sadece sanayi üretim rakamları değil mi Cuma bugün günde? Evet, bunları hem rakam anlamında bugünü biraz da geçmişe bakıp daha önce böyle bir şey yaşamış mıyız? Buradan ne zaman çıkmışız, nasıl çıkmışız bunları tartışalım. Peki onunla başlayalım. Sonrasında aslında gelişen ülkelere de bakacağız ve gelişen ülkelerle beraber de genel olarak bono piyasasına, tahvil piyasasını da ele alacağız. Şimdi sanayi üretimi dedik. Bu sabah gelen sanayi üretim rakamı Türkiye'de beklentilerin altında kaldı. Yani beklentilerin altında bir daralma yaşandı. %8 gibi bir daralma beklentisi varken %7.3'lük daralma gerçekleşti. Aslında beklenildiği kadar sert bir daralma olmadı Türkiye'nin sanayi üretiminde. Ama sabah Cumhur'la da detaylandırmıştık. Aramalı imalatı tarafındaki özellikle daralma çift haneyi buldu. %10'lar civarındaydı. Sermaye malı imalatında %8'in üzerinde daralma oldu. Yani manşet rakamın üzerinde yıllık bazda daralma gösteren iki tane önemli bacak aramalı ve sermaye malı oldu. Şimdi biz bu üst üste bakıldığında 5 aylık sanayi üretiminde gördüğümüz daralmayı en son 2008-2009 kriz zamanında görmüşüz. Tabi Türkiye'nin son çeyrekteki o %3'lük daralması sonrası 2019 ilk çeyreğe dair neler olacak beklentisini tartıştığımız bu dönemde 2019'un ilk sanayi üretimi rakamının da %7.3'lük daralma işaret etmesi biraz negatif beklentileri arttırdı. Ama hemen diğer grafiğe geçelim. Özellikle orada diğer öncü göstergeler var. Reel sektör güven endeksi ve imalat PMI. Evet, hala 50'nin altında bir imalat PMI'ımız var. 46.4 seviyesinde. Fakat her ne kadar daralma işaret etse de Eylül'deki dip seviyesinden toparlayan bir imalat PMI var. Bir de bunun üzerine reel sektör güvenini ekleyecek olursak orada da 97.20'yi görüyoruz. 89'lardan geldik buraya. Yani genel olarak sanayi üretiminde o dip seviye olan %10'luk daralmadan bir tepki geldi ve öte yandan da diğer büyümede öncü göstergeler bu grafikte yok ama kapasite kullanım, reel sektör, imalat PMI'da dipten toparlanmayı gösteriyor. Yani en kötüsü geride kaldı diyebileceğimiz öncü sinyaller var ama ilk çeyrek büyümesi gelince bunu daha rahat bir şekilde analiz edeceğiz. Döneyim hemen Çin'i sorayım Cumhur'a. Türkiye'de tablo böyle ama Çin'in de herhalde derdi başından aşkın. 2019'un en büyük, en temel problemleri tabii büyüme olduğu için hem sabah işlemek gerekiyordu bence hem de öğlen sonraki seansımızda. Dolayısıyla Çin'den gelen verilere baktığımız zaman bugün için değerlendirdiğimizde iki farklı cephe var. Bir taraf üretim, öbür taraf iç talep. İç talep fazlaca teşvikle, zorunlu karşılıkların indirilmesiyle ya da bu bankacılık üzerinden verilen kredilerin arttırılmasıyla cevap bulmaya çalışıyor ama beyazla göstermiş olduğumuz bu noktadaki satışlara baktığımızda rakamların geçtiğimiz dönemlere göre ne kadar aşağıya geldiğini tıpkı Çin'de yaşanan daralmayı gösteren sanayi üretimi yatırım harcamalarına baktığımız zaman benzer seyrin geldiğini görüyoruz. Burada iki farklı konu var tabii tartışılan ki en sıcak gelen gelişme onu da aktaralım saat 1 itibariyle. Bundan önce Wall Street Journal'ın haberine göre Xi ile Trump'ın Mart ayı sonunda ya 27 ya 29 Mart'ta buluşmaları bekleniyordu. O tarihin Nisan ayına ötelendiğini görüyoruz. Dün neyi görmüştük? Bu noktada anlaşma olmazsa tarifeler üzerinde hala ısrarcı olan bir Amerika yönetimini görmüştük. Bu noktada belki de bu manşetler, bu başlıklar Nisan ayın ortasına atılacak. Dönecek olursak eğer tekrar verilere biraz daha yakından bakacak olursak hemen hemen tüm verinin son 2019 yılında 2009'dan 2019'a gelindiğinde son 10 yılın dip seviyeleri olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla Çin'de belli başlı sektörler kamu harcamalarıyla desteklenmeye çalışırken özel sektör tarafında yatırımlar daralıyor. Hane halkı da biraz tüketmeye başladık diyebiliyoruz. Çin'i bugün ben başka bir grafiğin tam tepesinde yakaladım. Onu da paylaşmakta fayda var. Günümüzde hem ticaret kuralları değişiyor hem teknoloji değişiyor. Bugünün şirketleri yarın ayakta kalabilecekler ya da kalamayacaklar ama bu noktada sermayedarların mevcut şirketlerin yöneticileri, CEO'ları ile ilgili yapılmış olan bir ankete verdikleri cevap oldukça ilginç. Bugün yönetimde olanların Çin tarafında baktığımızda %80'inin aşağı yukarı önümüzdeki dönemde değişen koşullara ayak uyduramayacağından dolayı endişeli olduğunu görüyoruz Çin tarafındaki yönetici kadronun. Dolayısıyla aşağıya doğru sıraladığımızda Japonya, Malezya, Güney Afrika, Brezilya, Hindistan ve Birleşik Krallık şeklinde devam ediyor. Bu listenin tamamına baktım ama maalesef Türkiye'yi göremedim. Dolayısıyla kaynağımız Korn Ferry. Acaba Türkiye'de de bu tip değişime ayak uydurabilecek ve CEO'lar tarafında ayakta kalacak kimler olacak bakmak lazım.
Evet Cumhur, aslında önümüzdeki süreçte Türkiye'de zaruri olarak bu sürece ayak uydurmak zorunda kalacak. Bunun içerisinde CEO'ların bakış açısında çok fazla girişimcilik programı yaptığım için onu söyleyebilirim. En azından girişimcilik ekosisteminin Türkiye'de o kurumsal aile çatısından biraz daha yeni girişimlere, teknolojik yatırım yapanlara desteklemesi gerekiyor. Şimdi gelişen ülkelere biraz daha yakından gelin, beraber bakalım. Gelişen ülke endekslerinde oynaklık gerilerken gelişmekte olan ülkeler daha değerli hale geldi. Şimdi neye göre daha değerli hale geldi? Burada beyazla gördüğünüz ki sağ ekseni gösteriyor. Aslında fiyat kazanç oranı bizim için ve bu FK oranına bakıldığında net bir şekilde tablo bize şunu söylüyor. Gelişen ülke endeksinin fiyat kazanç oranı 2019'un gelin beraber Ocak ayına gidelim. Ocaktaki seviyelerden hızlı bir şekilde yükseldiğini, aynı dönem içerisinde fiyat kazanç oranı yükselirken gelişmekte olan ülke endekslerinin hisse oynaklığının da aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Son dönemde gerçekten çok düşük bir volatilite, çok düşük bir oynaklık var. Tabi bu göstergeyi biz VIX için kurgulasak, yani Amerika'daki ya da diğer gelişen ülke borsalarındaki endeksler için kurgulasak, belki orada da benzer bir tabloyu göreceğiz. Yani tüm dünyada hisse oynaklıklarının, volatilitesinin aşağı geldiğini görüyoruz ama gelişen ülke endeksleri nezdinde FK'nın yükselmesi önemli ama devamı gelir mi? Yani fiyat kazanç oranı yükseliyor dedik ama endekslerin performansı nasıl? Ve orada teknik olarak bakıldığında bir trend değişimine dair sinyal var mı acaba? Gelişmekte olan ülkelerde pek bir şey göremiyoruz Güzem. Dolayısıyla en çok manşetlere taşınan iki tane ağırlıklı ortalamanın kesiştiği zaman Golden Cross ya da altın kesişme olarak manşetlerde görüyoruz. Ve bunlar daha sonra büyük trendlerin habercisi olup olmadığı ile ilgili de kocaman bir soru işareti konuyor. Geriye dönüp baktığımızda gelişmekte olan ülkeler endeksi üzerine bunu uyguladığımızda 2008 yılında mesela büyük düşüşü yakaladığı noktada belki de en tepe seviyeden endeksin sat verdiğini ve pek uzun, çokça uzun zaman bu pozisyon üzerinde kaldığını gösteriyor ki yılın son çeyreğinde algoritmaları da çok fazla konuşmuştuk. Bu konu üzerinde ağırlıklı ortalamalar üzerinden yapılan algoritmaları tartışmıştık. Bu konuyla ilgili olarak zaten algoritmanın performansını ana konuda belirleyen trendin şiddeti. Geriye dönüp baktığımızda 2011 yılından 2016'ya kadar, 2015'e kadar pek çok defa sat ya da al sinyali verdiğini ama bunların hiçbir zaman güçlü bir trende peşi sıra dönmediğini görüyoruz ki ta ki 2016 senesine kadar. Dolayısıyla bu noktada her altın kesişme hemen arkasından güçlü bir trend geçtiğimiz döneme baktığımızda da getirmedi. Son dönemin hikayesi neydi? Burada gördüğümüz kadarıyla Fed'in yumuşamasıyla birlikte gelişmekte olan piyasalara bir iştah geldi. Bu konuyla ilgili olarak yatırım firmalarının, aracı kurumların oldukça önemli haberleri, fon akımları vardı. Bakalım son bu 50 ve 200 günlük yukarı doğru kesişme yeni bir trendi gösterip 2018'in zirvesi olan 1200'lerin üzerine atabilecek mi? Şimdi buradan gidelim biraz istersen negatif faizli tahvillere. Çünkü gelişen ülke endeksinin o trendi yakalayabilmesi için herhalde bu göstereceğimiz tabloların da etkili olması gerekiyor. Nedir etkili olması gereken şey? Finansal durum endekslerinin çok büyük sıkılığa işaret etmemesi lazım. Yani genel olarak bol likit ortamı, finansal sıkışıklığın bir miktar daha rahatlaması, kimin desteğiyle olacak? Belki de Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası başta olmak üzere Amerika'da Fed tarafı da bunu destekleyebilecek mi? İlk aşamada sıfır seviyesi buradaki finansal durum endeksinde aslında sıfırın üzerine geldikçe biraz daha tablonun bize gevşediğini gösteriyor. Ne demek bu? Son dönemde yani 2019'un başından itibaren hem Asya'da hem Avrupa'da hem de Amerika'da Bloomberg'un oluşturduğu finansal durum endeksleri yükseliyor. Finansal durum endeksinin yükselmesi demek ki bu göstergenin, yani bu endeks nasıl hesap? İçinde neler var diye baktığımızda overnight index swaplardan tutun da libor oranlara kadar bankalardaki sıkışıklığı ölçen bu finansal durum endekslerinin yukarı doğru gitmesi önümüzdeki dönemlerde merkez bankalarına ve aslında likiditeye dair bize bir sinyal verir mi? İşte bu aşamada dönelim bakalım ne kadar olmuş negatif faizi getiriler. Şimdi tabii bu noktada geçtiğimiz sene içerisinde baktığımızda senelerde daha doğrusu öncelikli olarak Japonya'yı görmüştük. Daha sonra da peşi sıra gelen Avrupa Merkez Bankası'nı. Pek çok tarafta yatırımcılar bu dönem içerisinde getiriye odaklanmışken son gelen rakamla birlikte 9 trilyon dolarlık bir yatırım portföyünün vermiş olduğu ana paraya karşılık üzerine faiz ödediğini, bir maliyete katlandığını görüyoruz. Bu taraftan değerlendirdiğimiz noktada risk iştahının açık olduğu durumlarda ki bunu Ocak-Şubat ayında 2019'da yaşadık. 2018'in tamamında gelişmekte olan piyasalara girmiş olan fon kadar yaklaşık 40 milyar dolar toplamda gelişmekte olan piyasalara bir akım olduğunu gördük. Bu çerçevede bakıldığında negatif faiz tartışması fazlaca yapılıyor. Bu noktada
Bu hafta içerisinde ECB'nin gerçekleşmiş olduğu Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Pret'e de bu soru sorulmuş. Soruya vermiş olduğu cevap şu aşamada zararı faydasından daha az. Bunun biz pozitif getirilerini görüyoruz ve önümüzdeki dönemde de bu yönlendirme, sözlü yönlendirme ve bu faiz politikasıyla devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bir başka tartışma konusu daha var Güzel. Belki onu da önümüzdeki hafta değerlendiririz. Merkez bankaları eğer kendi cinsinden borçlarını para basarak ödeyebilir mi? Genişlemeye doğru devam eder mi? Herhalde bu da önümüzdeki hafta. Powell'la birlikte başladı bu söylem. Modern Monetary Policy şeklinde, yani para basıp borçları ödeyelim ve devam edelim. Şu aşamada düşündüğümde bakıyorum, onlarda bir enflasyonist baskı yok, faizler üzerinde bir şey yok. Ama bunu dönüp bizim Türkiye için uyarladığımızda çok çok farklı bir senaryo çıkar. Dolayısıyla bu noktada düşündüğüm zaman uluslararası literatürde fazlaca konuşuluyor. Bakalım devamı gelecek mi? Şimdi Cumhur aslında evet, ekonomi tarafında bu Cumhur örneğin dediği gibi çok önemli maddeler. Yani genel olarak piyasalarda Türkiye'deki algı da biraz daha bu merkez bankalarının politikasıyla şekillenecek, ama ekonomi tarafı bu. Bir de işin ekopolitik tarafı var. Ekopolitik tarafında da bugün tabii ki yine dün akşamdan gelen son dakika AB'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya almasının önerisini içeren raporun kabul edildiğini gördük. Aslında bağlayıcılığı yok bunun. Doğru. Piyasa etkisine baktığım zaman da pek bir şey göremedim. Zaten piyasanın fiyatlamaların içerisinde olduğunu da düşünmüyorum. Biz o ajandayı çok geride bıraktık. Ancak ileriye doğru bir pozitif bir gelişme olsaydı olumlu yönde fiyata etkilemesini beklerdim. Dolayısıyla şu aşamada aşağıya göre bir baskı Türk varlık fiyatlamalarında olacağını düşünmüyorum o konuyla ilgili olarak. Evet, ilk aşamada TL varlıklarda etki görmedik dedik, ama tabii Türkiye politikası için bu ne ifade ediyor? Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Ülgen olacak telefon attığımızda. Sinan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ne dersiniz, isterseniz bu son dakikalarla